Kripto para dünyasından hepinize iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Burada anlattıklarımız kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değil. Sadece eğitim amaçlıdır. Arkadaşlar en son altcoin'ler ve bitcoin ile ilgili genel bilgiler sizlerle paylaşmıştım. Bundan yaklaşık 2 hafta önce bir video çekmiştim ve orada bizim için önemli olan bazı detaylardan bahsetmiştim. Örneğin arkadaşlar bakın. Amerikan borsalarını özellikle bitcoin takip ediyorsanız çok yakından takip etmeniz gerekiyor. Çünkü son dönemde özellikle bitcoin Amerikan borsalarının peşine takılmış gidiyor. Başka hiçbir şey yok. Bakın bugün S&P 500 yukarı çıktı da Bitcoin yükseldi ve alt belli oranlarda hareketlilik. Bitcoin dominansı aşağı yönlü gitmeye başladı. Şimdi bakın S&P 500 bakın şu anda aşağı yönlü tekrar küçük bir atak yaptığı an Bitcoin gördüğünüz gibi %8'lerden %18'lere geri çekildi. Ve diğer coinlerde bir anda tekrardan bir geri çekilme, hızlı bir hareketlilik. Bakın link 10.5'lardan tekrardan 8 %0.5'leri ve diğer coinlerde de görmüş olduğunuz gibi belli düşüşler söz konusu. Bu yatay piyasa ve yatay piyasa her zaman en tehlikeli piyasalar arasında arkadaşlar. Bunu tekrardan belirteyim. S&P 500 ile ilgili yaklaşık 2 hafta önce paylaşmış olduğum videoda daha S&P 500'deki hareketlilikler buralardaydı. Burada bir alış pozisyonuna girdiğimi ve bunun yukarı yönlü özellikle şu görmüş olduğunuz tepeye kadar bir hareket beklediğimi ki o bölgeye tam geldikten sonra sert satış yedi. Şimdi bu bölgeye geldiği için sert satış yedi diyemeyiz. Neden diyemeyiz? Çünkü bölgeyi geçebilirdi de. Ama özellikle Kaliforniya ve Florida'dan gelen özellikle Amerika'daki en büyük iki tane eyaletlerden birisi ki Kaliforniya hem üretim açısından hem hizmet sektörü açısından çok gelişmiş bir eyalet. Orada yapılan kararlar ve özellikle pandemiden ve korkudan dolayı alınan kararlardan sonra S&P 500 arkadaşlar yaklaşık %3'lere. DAX endeksinde özellikle sabah seansları açıldıktan sonra büyük düşüşler gelmeye başladı. Son anda biraz toparladı. Nasdaq'ta düşüşler söz konusuydu. Yani akşam saatlerinde bir düşüş geldi. Bitcoin çekilirken bütün altcoin'leri de arkadaşlar akabinde ezdi. Bakın Bitcoin %1-1.5'lu e hareket yaptığı an bile diğer coin'lerde çok sert düşüşler olacağını daha önce sizlere belirtmiştim. Çünkü şu anda biz gerçekten çok nasıl söyleyeyim narin bir dönemdeyiz diyebilirim. Yani coin'ler için. Neden? Çünkü Bitcoin hala bir yön arayışı içerisinde belli bir bölge içerisinde bir sıkışıklığı var ve o bölge içinde gelip gidiyor. Onun dışında da arkadaşlar dominans gerçekten çok düştü ve dominans düştükçe de altcoinlerde büyük para akışları söz konusu. Ve total 2'de de arkadaşlar belli oranlarda belli formasyonlar var ki oralarda gerçekleşirse gerçekten yukarı yönlü sert hareketler gelebilir. ONT bugün bir anda sert yükseldi. ONT'nin sert yükselmesinin büyük sebeplerinden biri gelen haber akışlarıydı. Bu haber akışları da arkadaşlar ONT Google ile birlikte tekrardan bir yani daha önce bir Farklı işbirlikleri söz konusuydu ama şu anda Google'la beraber bir ortaklık bildirisi yaptı ve bu da arkadaşlar ONT'yi etkiledi ve önümüzdeki dönemlerde artık ONT, hebar gibi coinleri yakınen takip etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi tekrar buradan Bitcoin'e geçeceğim. Bitcoin'de söylemiş olduğum gibi arkadaşlar bakın şu bölgelerden sonra S&P 500'de düşüş gerçekleştikten sonra belli yönlü aşağı yönlü bir hareket gerçekleşmeye başladı. Ve aşağıda bizim için şu görmüş olduğumuz bölgede bir sıkışıklık olduğunu söylemiştim. Hatta bunun yukarı yönlü olabileceğinden bahsetmiştim ki dünya borsalarında var olan düşüş ve hisse senetlerindeki düşüşler görmüş olduğunuz gibi burayı etkiledi. Ve Bitcoin aşağı yönlü aşağıdaki diğer desteğine geldi. Diğer desteği de arkadaşlar çok canlı bir destek değil. Şöyle geriye gidersek sadece şu yani bir aylık bir hareketin vermiş olduğu bir destek bölgesi. Ama bizim için şu görmüş olduğunuz ince mavi çizgi diğerlerden daha önemli. Yatay piyasada Yatay çizgi olarak da arkadaşlar bizim için 9200 bölgesi gerçekten önemli. Bu bölgeler üzerinde belli oranlarda gelip gidiyoruz ama hala bölgeleri geçemedik. Bu bölgelerden sonra 9500 bölgesi yani şu bölgeler 9479 o bölgelerden sonra da 9764 yukarı yönlü beklememiz gereken hareketler ki şu an için artık 10294 değil 9900 dolarların üzerine çıkması bile Bitcoin'de belli oranlarda çok büyük farklılıklar getirecektir diye düşünüyorum. Bakın S&P 500'deki düşüş devam ederken Bitcoin hala akabinde geri çekiliyor. Bu gerçekten Bitcoin son dönemlerde Amerikan piyasasının arkasına takılmış gidiyor arkadaşlar. Daha doğrusu borsalarına. Şimdi bugün arkadaşlar BTC ile ilgili söyleyeceklerim olan momentum açısından incelediğimiz zaman hala düşük. BTC şu an için yön arayışında ve bu yön arayışı süreci içerisinde de arkadaşlar kısa alt saatlerde bence çok dikkatli olmanız gerekiyor. Eğer teknik analiz çok bilmiyorsanız trendlerde kazanmış olduğunuz parayı bu yatay piyasada hepsini kaybedersiniz. Ben bundan eminim yani son kuruşuna kadar alırlar. Her geçen gün psikolojiniz bozulur. Psikolojiniz bozulursa hırslanırsınız. Ben bunu gruplarda da anlatıyorum. Ve hırslandıkça da daha çok kaybedersiniz. Bu piyasanın en sevdiği harekettir. Ve siz bu hareketleri kapladığınız sürede de kaybetmeye mahkum olursunuz. Elinizdeki bütün sermaye yitirirsiniz. Psikolojiniz de yitirilir. Aile ilişkileriniz de biter. Yani o yüzden lütfen trendler gelmeden her gün her saniye işlem açmanıza gerek yok. Şu anda burada %5'lik %10'luk hareketlerin olması bir şeyi değiştirmez. Belli oranlarda eğer teknik biliyorsanız, belli altcoin'leri yatırdıysanız belli bölgeden girip hemen çıkmanız gerekir. Bu çok önemli. Sizin için belli destek ve direnç bölgeleri belli değilse kesinlikle alım veya satım yapmayın arkadaşlar. Bakın bunu net söylüyorum. Bu gerçekten çünkü çok önemli bir konu. Yatay piyasada kazandığınızın hepsini yitirirsiniz. Örneğin bugün bitcoin belli oranda çekilirken altcoinler bir çıkıyor bir yükseliyor bir çıkıyor bir yükseliyor. Siz tepeden alıyorsunuz sonra belli oranda geri çekilince tekrar satıyorsunuz. Sattıktan sonra bir bakıyorsunuz coin tekrar yükselmiş. Tekrar alıyorsunuz 10 dakika sonra tekrar gidiyor aşağı çakılıyor. Ve siz bu arada hem komisyon ödemiş oluyorsunuz borsalara. Onun dışında da arkadaşlar al sat yaparak parayı bitirmiş oluyorsunuz. Lütfen lütfen ama lütfen çok dikkat edin. Linki daha önce sizlerle paylaştım. Link arkadaşlar hala çok ama çok güçlü. Ve bu güçlü hareketin özellikle şu bizim için 5000 yani 5 dolar bölgesinden sonra kanalımızın üst tepesi ki şu tepelerin üzerinde haftalık bir kapanıştan sonra bizi 7.80'lere atar demiştim ki şu görmüş olduğunuz bölgeye geldi. Şu anda burada belli oranlarda hareketlilik geçiriyor. Bu bölgeyi de kırarsa arkadaşlar 10 dolarlar link için artık gelebilir. Tabii ki bunun ee, chaining'e bu bölgelere gidebilmesi için Bitcoin'in stabil kalıp özellikle de belli oranlarda geri çekilmemesi gerekiyor. Ve dünya borsalarında yakından takip etmeniz gerekiyor. Artık bu arada neyi öğrenmiş olduk? Gördüğünüz gibi belli oranlarda yatırım yapacaksanız eğer sadece kripto paralara dünya borsalarında takip etmek zorundasınız. Bakın bizim BIST 100 bile özellikle dünya borsalarından sonra belli oranlarda dün çok güzel toparlanmıştı ki ben burada biz yüzün neredeyse bütün kağıtlarını da belli gruplar için hepsini inceliyorum. Burada belli oranlarda hareketler yakalamaya çalışıyorum biz yüzde de. Ama dünya borsalarındaki geri çekilme bizi ister istemez etkiliyor. Çünkü global bir dünyada yaşıyoruz. Ve küresel ekonomi arkadaşlar bir yerde var olan bir hareketlilik kelebek etkisiyle diğer bütün bölgeleri etkiliyor. Şimdi Bitcoin'de söylemiş olduğum bölgeler önemli. Chainlink için de arkadaşlar 7.84 bölgesi. Hatta bana kalsa şunu çizgi haline getirelim şu çizginin en tepe bölgesine bakayım arkadaşlar. 8.04 bölgesi gerçekten önemli. 8.04 bölgesinin üzerinde bir kapanış gelirse kademi olarak 8.98 yani 9. 9'dan sonra da 10 bölgesi. Akabinde bu 10 bölgelerinden sonra 11 ve 12 bölgelerine doğru bir hareketlilik gelebilir. Şu an için uzun vade yatırım yapan arkadaşlar için bakın uzun vade yatırımlar için şu görmüş olduğunuz bölge 6.5 bölgesi çok önemli. Bu bölge aşağı doğru kırılmadığı sürece çeyinlikte çok büyük bir korkuya gerek yok diye düşünüyorum gerçek anlamda çok büyük sert çekilmeler için 5.8 bölgesinin altına geçmesi gerekiyor ki bu arada çok büyük hareketlilik olduğu için bana göre şu sonra uzun vade yatırımcılar bile 6.70'in altına geldiği sürece belli oranlarda özellikle şu bölge önemli 6.55 bölgesi. Tabii ki tercih sizin ben sadece burada kendi öngörülerimi sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Bunlar sizlere uygun olmayabilir zaten. Siz kendi düşüncelerinizle yatırım yapmalısınız. Bitcoin'den sonra arkadaşlar bakın altcoin'lerde belli oranlarda hareketlilikler var. Bakın Bitcoin dominans aşağı gitmeye başladıkça bugün biraz yüksekti. Güçlü olan coin'lerde yukarı yönlü hareketlilikler görmeye başlıyoruz ki ada bunlardan birisi. Adada arkadaşlar daha önce ben grupta da paylaşmıştım. Bir omuz baş omuz formasyonu vardı ve omuz baş omuz formasyonun bitme noktası burasıydı. Şu anda şurada görmüş olduğunuz hareketliliğe doğru bir hareketliliğini devam ettiriyor şu an için. Bu açıdan da özellikle ada önemli. Önümüzdeki günlerde ben ada için size şunu söylemiştim. Benim için çok önemli olan bir bölgeyi kırdı. Yani sıfır şu görmüş olduğunuz 11 bölgesi. Yani şurası 10 bölgesi diyelim biz buna. Burası gerçekten ada için kader bölgesiydi bana göre. Ve o bölgeleri geçtikten sonra kademe olarak belli destek ve direnç bölgeleri var. Her bölgeyi geçtikten sonra diğer bölgeye doğru bir hareketlilik gerçekleştiriyor. Şu an için de arkadaşlar bizim için önemli olan bölge adanın yani 13.7 bölgelerini geçmesi gerekiyor ki tekrar 15, 15'ten sonra da 17 bölgelerine gidebilsin. Şurada belli oranlarda bir formasyon gerçekleştirecek gibi duruyor. Bir çanak kurt formasyonu oluşabilir. Eğer oluşursa 0.15'te biraz daha hızlı gelebilir. Bu açıdan dikkat etmek gerekiyor. Ama tekrar söylüyorum S&P 500'e özellikle Amerikan borsalarında yakınen takip etmeniz gerekiyor ki ona göre belli oranlarda yatırım yapabilirsiniz. XTZ'yi incelemiştim. XTZ hala güçlü. Dün özellikle Bitcoin geri çekildikten sonra ee, biraz sert geri çekilmeye başladı. Ama sonrasında onu toparladı biraz.